Değerli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Siyaset ve engellilik video serimize hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu seri aslında uzun süre devam edecek. Ama ilk başlangıç olarak yerel seçim dönemindeyiz ve haliyle engelli adaylarla veya aday adaylarıyla konuşacağız. Bugün de konuğumuz Mamak Belediyesi Engelli Meclis Üyesi aday adayı Engin Konakçı, CHP'den aday oldu. Kendisini tanıyacağız. Siyasete nasıl dahil oldu ve buraya aday olma motivasyonu nedir? Onlardan bahsedeceğiz. Engin Konakçı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Bizi izleyen, dinleyen tüm gönlü güzel insanlara selam olsun. Evet, Engin Bey'le yine başlamadan önce bu videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız ve kanala abone olursanız memnun olacağımızı hatırlatmak isterim. Engin Bey, sizi öncelikle tanıyalım. Kimsiniz? Efendim, ben 26 Ekim 1982 Diyarbakır doğumluyum. İlkokulu Diyarbakır'da başladım. Akabinde görsel ve sağlık sıkıntılarımdan dolayı 3. sınıfa kadar gözlü okul dediğimiz, yani normal okulda eğitim hayatıma devam ettim. Kaynaştırma eğitimi Akabinde aldınız. evet, 3. sınıftan orta sona kadar Gaziantep Köller Okulu'nda okudum. İlk öğretim okulumu öyle tamamlayarak akabinde devlet parasız yatılı sınavlarına girdikten sonra Elazığ Lisesi'nde 2 dönem okudum ve lise 2. sınıfta Ziya Gökalp Lisesi'nde devam ettim Diyarbakır'da. Ondan sonra ayrılıp Ankara Büyükşehir Belediyesi Buksaş AŞ firmasına ait, iştiraklere ait Ankara metrosunda göreve başladım. Çok erken yaşta, 17 yaşındaydım. 18'ime yeni Epey erken girmiştim. olmuş gerçekten. Çok evet erken oldu. Bir süre burada çalıştıktan sonra 2001 yılında Aralık ayında Sağlık Bakanlığı'nın açmış olduğu merkezi sınav sistemiyle Ankara ilinde Sağlık Bakanlığı'na başladım. Hizmetli memur olarak unvanıyla ve 2016 yılına kadar full Sağlık Bakanlığı'nda 657'ye tabi devlet memuru statüsünde çalıştım, görev aldım. 2016'nın sonlarına doğru emekli oldum, yılımı tamamlayarak. Çok genç yaştaydı tabii ki. Türkiye'nin belki en genç emeklisi olarak emekli sandığımdan emekli oldum. Valla hızlı yaşamışsınız hayatı. Çok teşekkür ederim. Bu arada çeşitli radyolarda, yerel radyolarda daha doğrusu programcılık yaptım. Bu yaşamıma kadar 2 tane şiir kitabı çıkarttım. 2011 yılında Haykırış, 2018 yılında da Kalbimce adlı kitapları yazdım ve çıkarttım. Şu anda bir roman yazmaya çalışıyorum, polisiye bir roman. Siyasete nasıl başladım? Yavaş yavaş oraya gelelim. Yani aslında bakıldığında herkesin yaşayabileceği ortalama bir hayatınız var. Şu anlattıklarınızdan şiir kitabınız var. Hızlı başlamışsınız aslında. 17 yaşında çalışmaya başlamışsınız. Sonra kamuya Çalışma hayatına, atanmışsınız. evet, aslında bizler çalışma hayatımıza çocukluğumuzdan başladık. Çünkü ben 16 yaşıma kadar glokom göz tansiyonu vardı bende. Görüyordum, bayağı bir görüyordum. Sokaklarda işte seyyar satıcılık tutun da ayakkabı boyacılığı, su satıcılığı gibi 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 işte Onları hayatımda çalışmaktan neler oluyor. saymayalım demeyelim Evet, yani. yani hayat motivasyonu, adaptasyonu sağlayarak çalıştım. 7 kardeşin en alttan 3., en üstten 4. bireyiyim. 2 tane çocuğum var. Onları okutmaya, mücadele etmeye çalışıyorum. Çeşitli engelli ve sivil toplum örgütlerinde kurucu başkanlık, yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundum. Siyasete aslında o yönden Değil mi? başladım. Aslında siyasete girişiniz, yani bir bakıma bir derdi olan insanların ilk girdiği yerlerden bir tanesi sivil toplum alanı diye düşünüyorum ben başlangıçta. Belki bazıları doğrudan siyasete de dahil olabilirler ama sivil toplumdan siyasete girenler de az değil. Sizde de biraz öyle olmuş sanki, değil mi? Evet, ben Türkiye Kamu Sen, Türkiye Sağlık Emekçileri Sendikalarında da görev yaptım. Ama siyasete girme sebebim aslında bireysel değil, kitlesel engellilerin uğramış olduğu problemlerdi. Bunların başında işte çalışma hayatında hak ediş maaşımı çekerken bankalarda yaşadığım mobbing
problemler, ötekileştirme problemleri, işte erişebilirlikteki problemler, şahsımın değil, şahsım da yaşadı ama Türkiye'de yaşayan tüm engellilerin yaşamış olduğu problemleri hızlı hayatımda yaşadım, gördüm ve karar verdim. Bu mücadeleye çalışma hayatı ve sivil toplum örgütü hayatından sonra siyasette engellilerin icracı bir makamda görev yapabilmesi için mücadeleyle çalıştım. Çalışmalıydım diye düşündüm. 2017 yılında işte ülkemizde kurulan siyasi partilerden parti ismi vermeye gerek var mı? Verebiliyor muyuz? Verelim tabii yani Ha, tamam. İYİ sizin siyasi Parti'nin hayatınızdan bahsediyoruz. Evet, İYİ Parti ile başladım aktif siyasete. Ben Atatürk sevdalısı bir bireyim. Atatürk sevdalısı bir Türk vatandaşıyım. Biraz milli görüş taraftarıyım. Milli görüş derken milliyetçilik ruhum sol yanımdan çarpar, kalbimden gelir ve ailesel yapım da buna müsait. Klasik bir emekçi ailenin çocuğuyum. Babam rahmetli bir kamu kurumunun kooperatifinden emekli oldu. İşçi bir aileydi, emekçi bir aileydi ve yaşamın ne kadar zorluklar içerisinde olduğunu gördüm. Yedi kardeşin üçü engelliydik ve toplumda çok problemler yaşadık. Hala da yaşamaktayız. Bu işin sivil toplum örgütleri dışında siyasi bir etkenle çözülebileceğini ve çevremdeki engelli arkadaşların da problemleri öyle çözüleceğini düşünerekten 2017 yılında kurulan İYİ Parti'de Ankara İl Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak başladım. Aktif siyasetin içinde gözümü açtım. Açtım ama Ankara'da açtık. Ankara'da büyüdük. Haliyle zaten doğal şartlar altında da siyasetin içindeydik. Çünkü biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti Ankara. Siyasetin kalbinin attığı yer Ankara, dünyanın gözünün olduğu Ankara'da pişmek, hazırlanmak ve iyice kavrulmak çok kolay olabiliyor. Bazen de çok zor olabiliyor. E tabii yani siyasetle iç içesiniz her şekilde. Her yerde bunu hissediyorsunuz. O Evet, bürokrasiyi, o Ankara'da griliği. çalışan bir memur olarak ki çocukluğumdan belli kamuda çalıştığım için siyasetçinin ne kadar baskılı ve yetkili olduğunu gördüğüm için başladım. Başta Ankara'nın 25 ilçesini karış karış gezerek ve akabinde Türkiye'nin çeşitli illerini, bölgelerini gezerek engellilerin siyasete katılımını sağladım. Sağ olsun engelli arkadaşlarım bu arada beni yalnız bırakmadılar ve mücadele ederken bu aşamada 2018 yılında 27. dönem Millet İttifakı İYİ Parti Diyarbakır görme engelli milletvekili adayı oldum. Tarihte de Diyarbakır tarihinde de tahmin edersem engelli milletvekili adayı olarak görev yaptım 2018 Yani milletvekili yılındaki adayı oldunuz Haziran. siz İYİ Parti'den öyle mi? Evet, milletvekili adayıydım. Direkt aday oldum. Sıralamamı baz almadım. Çünkü Diyarbakır'ın ilk engelli milletvekili adayıydım. Önemli olan burada mücadele etmekti ve engellilerin sesi olmaktı. Kazanamayacağımı bile bile ama engellinin de siyasette var olduğunu ispatlamak, göstermek adına ben gittim Diyarbakır'da, memleketimde çalıştım aktif siyasi olarak, siyasetçi olarak. Geri döndüm Ankara'ya. 2019 yılında yapılan yerel yönetimlerde de Çankaya ilçesinde Ankara Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ama hedefimiz tabii Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi'ydi. Ondan da aday adayı oldum. Maalesef encümen meclis üyeliği adaylığı çok zor bir şey. Yani milletvekili adayı olabiliyorsunuz ama meclis üyesi yani belediye meclis üyeliği adaylığı çok zor. Bunu orada gördüm. Yani orada duvara çarptım. Tabii bu duvara çarptım derken ben çarpmadım, çarptırdılar. Hani dedik ya pişirdiler bizi siyasette. Bir engellinin siyasette ne kadar zorlandığını orada gördüm. Ama Engelli olduğunuz yılmadım. için mi aday olamadığınızı düşünüyorsunuz? Efendim ben evet çünkü orada Ankara'da bulunan tüm sivil toplum örgütü mensupları o zaman meclis üyeliği adaylığım süresince Allah razı olsun her biri benim için çok kıymetli, değerli engelli arkadaşlar.
engelli sivil toplum örgütleri başkanları, yöneticileri, yaklaşık 42 tane engelli sivil toplum örgütü başkanı, akabinde federasyon, konfederasyon yöneticisi arkadaşlar geldi ve o zamanın İyi Parti yöneticileri, temsilcileri, genel başkan yardımcıları, şu an milletvekili olarak İstanbul milletvekiliydi, istifa etti kendileri. O sayın genel başkanın talimatıyla engelliler adına, Engin Bey sizin adınıza, engelliler adına Çankaya Belediyesi'ne encümen ve büyükşehire göndermek adına söz veriyoruz dediler. Ama sözlerini tutmadılar. Bunu benim için yapmamaları çok doğaldır şahsım için, ama engelliler adına yapabilirlerdi ve engellilere orada bir siyasi güven verebilirlerdi. Peki sizin dışınızda herhangi bir engelli aday oldu mu o dönemde? Hayır, olmadı. Çünkü bir tek o partinin, istifa ettiğim partinin engelli adayı bendim ve hepsi beni destekliyordu efendim. Peki 2019 aday adaylığı girişiminiz istediğiniz gibi şekillenmemiş. Başarısız, Evet. evet başarısız oldu. Ama yılmadım. Tabii bu arada mücadeleye engellilerin hakkını her yerde aramaya başladım. Ve aradım. Yani mesela dedim ki, yani bir aileden birden fazla bireyleri işe alacağınıza, her bir aileden ve engelli ailelerinden birer kişi işe alın, daha mantıklı olur diye o yönden mücadele ettim. O ne demek yani? Biraz Şahsiyetime, açar mısınız yani? Nereye iş alıyorlar? efendim, Büyükşehir Belediyesi'ne, kazanılan Millet İttifakı belediyelerine dedim ki, zaten ben emekli memurum. Benim bir arz ve talebim yok. İhtiyacım da yok işe. Ama şöyle yapın. Her engelli ailesinden birer kişi işe alın ve engellilerin işsizlik problemini kısmen de olsa çözebilirsiniz diye tepki gösterdim. Maalesef istifa ettiğim İyi Parti'de karşılık bulamadık. Ama ben onlara engellilerin ne kadar güçlü bir aile olduğunu, engellilerin ne kadar büyük bir kitle olduğunu, siyasetçilere, engelli arkadaşlarımın özellikle destekleriyle gösterdik. Baktık alternatif bulamıyoruz. Çünkü siyasetçiler bizi, engellileri çok şey yapmıyor. Yani pasifize etmek istiyorlar, sembolik göstermek istiyorlar. 3 Aralık'ta, 10-16 Mayıs'ta, 7-14 Ocak'ta, 15 Ekim'de sadece görsellikte bir engelliye değer verildiğini kanaat ettik. Kısa bir süreliğine siyasette ara verdikten sonra ben dedim ki, yok, bu iş böyle olmayacak. Çünkü engellilerin ciddi problemleri var. Engellilerin ciddi, özellikle de görme engellilerin ciddi imza problemi var. Erişebilirlik problemleri var. Bunu başarmalıyız. Erişebilirlik problemi sadece ulaşım ve iletişim değil, ulaşım, eğitim, sosyal yaşam, ekonomik yaşam. Bu işin tek çözünürlük yönü var dedim. İlk önce aslan yattığı yerden diyerekten mücadeleye gerçek bir halk temsilcisi olarak, gerçek bir engelli temsilcisi olarak ve gerçekten de siyaseti hiç bilmeden ama şu anda pişmiş bir birey olarak engelliler adına söz hakkı sahibi olmak adına 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlerinde Ankara'da oturuyorum. İkametgahım Mamak ilçesine bağlı. Ben buradan başlamalıyım diyerek Cumhuriyet Halk Partisi Mamak meclis üyeliğine aday adayı oldum. Evet. Bu arada şey söyleyelim. Yani tabii Buyurun. şimdi biz yayına başladık. İkinci programı yapıyoruz. İlk önce Elif Hanım'ı davet etmiştik. Şimdi sizi davet ediyoruz. İkiniz de CHP'siniz. Ama biz İyi Parti ve diğer partiler tabii ki. Biz ulaşabildiklerimizi öncelikle ağırlıyoruz. O partilerden de bize katılmak isteyen arkadaşlarımız olursa, engelli arkadaşlarımızdan aday olur, aday olabilir veya orada yöneticilik yapabilir. Onları da tabii ki burada ağırlamak isteriz. Tabii bizim için önemli olan görüş değildir. Kişiler, bireyler hangi görüşte, hangi siyasi partilerde olursa olsun hedefimiz, amacımız engelli ve engelli kitlesinin sesini duyurmak ve desteklemektir. Ben isterim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 114 küsür, tam rakamını bilmiyorum ama O değişiyor 110, sürekli yani. evet değişiyor. 110 ile 120 arasında olan tüm siyasi partiler engelleri sembolik değil ama
gerçek seçilebilecek statüde yerel yönetimlerde özellikle de erişebilirlik hususunda göstermelerini ve söz hakkı tanımalarını arz ve talep etmekteyim. Ama tabii gönül ister bunu başta mevcut olan hükümeti yöneten parti AK Parti, işte Cumhuriyet Halk Partisi, şu an aday olduğum Cumhuriyet Halk Partisi, bugün tarihler 2023 Aralık ayı ve 2024'teki Mart ayındaki aday adaylarım süresince göstermelerini Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Deva, Gelecek gibi, işte Doğru Yol gibi diğer partilerin de ciddi manada engellileri söz hakkını elde edebilecek bir şekilde seçmelerini ve temsil hakkının verilmelerini talep etmekteyim. Ben buradan tüm siyasi partilerin genel başkanlarına şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 12 milyona aşkın engelli var. Aileleriyle beraber 25 milyon. Siz onların söz hakkına müsaade ettikten sonra sizi hiçbir kuvvet iktidardan indiremez aşağıya. Yani engeller önemli bir kitle tabii ki, ailesiyle ve Evet. çevresiyle. Bu başlangıçta öyle olarak görülüyordu ama son yıllarda sanırım engelliler bir kitle olarak daha az etki uyandırıyor olsa gerek ki engelli temsiliyetini siyasette son zamanlarda bütün partilerde daha az görebiliyoruz. Şimdi siz bu sefer CHP'den aday oldunuz Mart ayında Mamak Belediyesi'nde orada yaşadığınız için. Bununla ilgili konuşalım biraz. Bu motivasyon nereden yükseldi? Efendim, başında da anlattığım gibi ben şahsım için değil özellikle engelliler için biliyorsunuz Mamak biraz daha işte kentsel dönüşümden daha yeni planlarla çok katlı apartmanların ve yeni yapıların çoğaldığı ama altyapının da az olduğu özellikle de yüzeysel yapıların engellere uygun olmadığını bedensel görme işitsel ve engelli ailelerinin de büyük sıkıntılar yaşadığı Mamak'ımızda, Ankara'mızın Mamak ilçesinde aday olmaya başladım. Aday oldum, aday oldum demeyeyim. Daha henüz belli değil çünkü. Ne oldu? İşte bugün bir Mamak'ta oturan bir bedensel engelli ve görme engelli çok rahatlıkla Mamak'ın her yerine gidemiyor, ulaşamıyor. Çünkü Mamak'ta bayır aşağı veya da tepe, yokuş, hani kim ne derse adına çeşitli yerlerde çok engaveli yollar var. Problemler büyük. İşte yeni yapıların çevre düzenlemesi daha yapılmamış. Her sokakta, her caddede yüzeysel görme engelliler için sarı çizgi yok. Rampa inişleri çıkışları çok düzensiz. Işıklandırma ve üst geçit problemleri çok fazlasıyla var. Engelli ailelerinin çocuklarını ciddi manada gezdirebileceği özel ailelerin çocuklarını alıp da bir oksijen havasıyla, edasıyla gezdirebilecekleri ciddi bir erişebilirlik düzeyinde parkımız yok. Engellilere yönelik bir eğitim salonumuz yok Mamak'ta. Engellilere yönelik bir kapalı pazar aranımız bile yok. Bırakın engellilere, normal vatandaşlarımıza bile erişebilirlikte bir kapalı pazar alanımız yok. Bunu Ankara'nın göbeğinde Mamak'ta yaşıyorsak vay ülkemin diğer ilçelerinin haline. Umarım bu problemi buradan başlatır, çeşitli projelerimizde pekiştirir. Örnek bir hizmet anlayışıyla, belediyecilik hizmetiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki tüm belediyelere örnek olacağımızı zannediyorum. Ben bu arada da bir öz eleştiri yapayım. Az önce dediniz ki işte engellilerin temsili olanı partilerde çok az gözüküyor. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz kıymetli hocam, Emre Neden hocam? kaynaklanıyor? Bu bizim engellilerin bir arada hareket etmemizliğinden kaynaklanıyor. Çünkü biz engelli toplumu büyük bir aileyiz ve çok güçlü bir aileyiz biliyor musunuz? Yani biz engelliler ayağa kalktığımız zaman
Bize engel olacak kişiler oturacaktır. Ne demek Bunu istiyorsunuz? açıklayayım ben. Biz engeller birlikte hareket edersek önümüzdeki tüm engelleri aşacağımıza inanıyorum. Yani ortak taleplerde buluşma konusunda biraz Evet, sorunlar yani yaşıyoruz siyasi herhalde. partiler, bakın ben birkaç siyasi partide görev yaptım. Bunu daha önce siyasi partilerin de genel başkanları söyledi. Katıldığım konferans ve toplantılarda. Siz engeller çok ayrı, çok fazla dağınık yaşıyorsunuz. Birlikte hareket etmiyorsunuz dediler. Ben buradan tüm engelli arkadaşlara bir çağrı yapıyorum. Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir. Ama herkes herkesin yaşam hakkına saygı göstermek ve akabinde desteklemek zorundadır. Biz engelliler olarak. Bizler birbirimize kenetlendiğimiz zaman, az önce söylediğim cümleyi tekrar ediyorum. Biz yani güçlendiğimiz zaman, ayağa kalktığımız zaman önümüzdeki tüm engeller ve kapılar aşılır, açılır. Bize engel olanlar geriye çekilir. Hak temelli engelli mücadelesini daha da büyütmemiz, genişletmemiz gerekiyor ve farklı çevrelere de yaygınlaştırmamız gerekiyor aslına bakarsanız. Temeldeki problemlerden birinin ben de bu hak temelli engellilik mücadelesinin şu an için yeterince etkili olamamasını görüyorum. Bu da biraz belli kişilerin belki sürükleyiciliğiyle daha etkin roller üstlenmesiyle olacak ama onların da tabandan destek bulmaları gerekecek. Peki siz Mamak Belediyesi'nde meclis üyesi olursanız neleri öncelikle gündeme getirmek istersiniz? Böyle bir Efendim, planınız var mı? ben tabii var. Şimdi şöyle diyeyim. Ankara Mamak Belediyesi'nde şayet ki seçildiğim takdirde, başta şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, saygıdeğer Özgür Başkanımın, Ankara İl Başkanımın, Ankara Mamak İlçe Başkanımın ve teveccüh gösterir kıymetli yöneticilerim beni gösterdikleri takdirde ilk yaptığım ve yapacağım engeller adına olan hizmet, hiçbir partiyi ayrı tutmadan, hiçbir engellinin görüşüne bakmadan acil ve ivedilikle arz ve talebi Ar-Ge çalışmalarımızla pekiştirip engellilerin erişebilirliği ve hak temenni problemlerini çözmek. Bunun en başında gelecek işte yüzeysel ulaşım, eğitimde ulaşım, sosyal yaşamda ulaşım, engellerin istihdam konusundaki büyük sıkıntılarını çözmek adına projelerimizi devreye koymak. Bununla ilgili Mamak'ta en azından orada bir hareket ilerletmek anladığım kadarıyla öyle değil mi? Evet, mesela Türkiye'de engelli kooperatifi, üretkenlik kooperatifi kısmen de olsa benim bildiğim, çünkü ben engelli hakları savunuculuğu yapmaktayım şu an. Bunu çeşitli illerde gördüm. Mesela bedensel engelli arkadaşların işte çorap atölyesi ya ayakkabı atölyeleri var. Doğru çalışıyor. Ve bunu çeşitli illerde var. Diyarbakır'da da var. İstanbul'da da var. Ama bir Ankara'da yok. Ankara'da Mamak'ta mesela şu olabilir. Ankara Mamak'ta işte Kıbrıs Köyü'nde, Bayındır tarafında, Kutlu Düğün tarafında neden bir engelli üretkenliğiyle yapılacak atölyelere açılmasın ve burada sadece engelliler çalışmasın? Üretkenliğe yönelik ve üretkenliğin yanında da işsizlik problemini çözebilecek projeler olabilir. Biz engellilere maalesef bu hizmeti yapabilmemiz için siyasetçilerden hiç söz hakkı tanınmadı. Ama ben umutluyum, inançlıyım, mücadeleci ruhluyum ve başaracağımıza hep beraber inanıyorum. Peki bugün sizin hayat hikayenizi, siyasete atılma motivasyonunuzu ve seçilmeniz halinde neleri gündeme getireceğinizi konuştuk. Yavaş yavaş son bölümde sizin eklemek istediğiniz şeyler varsa onları alalım. Ben konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Buradan toparlayacak olursak şunu dile getirmek istiyorum. Bugün en büyük engelin ön yargı olduğunu ve ön yargılı olduğundan dolayı bireylerin, engellilerin kendini ifade edemediğini ifade etmek istiyorum. Eğer bir zati siyasetçiler biz engellilere ön yargılı davranmadıkları takdirde engelli camiasının yapamayacağı bir şeyin olmayacağını normal aktif siyaset yapan temsilcilerle
aynı düşünceyle, aynı hedefle, aynı özverili çalışmayla mücadelemize hep beraber devam edeceklerine inanmalarını istiyorum. Ön yargılar kalkarsa biz engellilerin de tüm problemleri yavaş yavaş kalkmış olacak. Buradan da tüm siyasi parti liderlerine ve hükümet temsilcilerine şunu iletmek istiyorum. Bugün ekonomik şartlarımız çok çok ama çok ağır. Hele de bir engellinin yaşam kalitesinde ekonomi çok önemli. Bunun için de ekonomik olarak engelli maaşı, evde bakım maaşı alan engellilerin ve emekli olan engellilerin, işsiz olan engellilerin bir an önce bu problemlerin çözülmesi, yıllık %3 kotanın %6'ya çıkartılması, engelli sağlık raporlarında ki ben Sağlık Bakanlığı'nda çalıştım uzun yıllar, orada büyüdüm. Çocukluğum, gençliğim Sağlık Bakanlığı'nda geçti. Çok problem olduğunu iletmek istiyorum. Türkiye'de umarım bir daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde engellilerin erişebilirlik yasasının ilgili maddesi bir daha uzatılmamak üzere kapanır ve yürürlüğe geçer diye düşünüyorum. Tabii o erişilebilirlik yasasının belediyelere getirdiği birçok sorumluluk var. Onların da yerine getirilmesi sürecini hep birlikte takip etmemiz gerekiyor. Bir yönüyle siyasetçiler, bir yönüyle sivil toplum temsilcileri olarak bizlere de burada biraz sorumluluk düşüyor sanki. Evet, Engin Konakçı, teşekkür ederiz. Siyaset ve engellilik video serimize konuk oldunuz. Bu seri bu kanal açık olduğu sürece farklı bağlamlarla devam edecek. İlk gündemimiz tabii ki yerel seçimler ve biz farklı partilerden ulaşabildiğimiz veya onların bize ulaşabildiği kişileri konuk etmeye devam edeceğiz. Onların yaşam öykülerini ve siyasetteki gündemlerini konuşmaya devam edeceğiz. Bu videoyu beğenerek, paylaşarak ve yorumlayarak destek olabilirsiniz. Kanala abone olursanız da ayrıca memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.